İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yaptığı açıklamaları sıcağı sıcağına konuşmaya devam ediyoruz. Hemen Turgay Yerlikaya'ya döneceğim. Vefa borcumuz yok CHP'ye. 31 Mart'ta biz o borcu, öyle bir borç varsa, ödedik. Dolayısıyla şimdi bir borç vefa duygusuyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet diyecek Akşener iddialarına yanıt verdi, yalanladı. Ne dersiniz? Evet, vefa, ne anladınız Akşener'in tüm sözlerinden? Vefa kısmıyla ilgili çok edebi bir cevap verdi ama oraya gelmeden önce şu hatırlatmayı yapalım. Cumartesi yine Habertürk ekranlarındaki yayında hem İdris Bey hem de diğer konuklar biz tartışırken Nagihan Hanım da buradaydı. Akşener'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun benimle misiniz açıklamasına verdiği yanıtın Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyip desteklemediği yönünde bir soru soruldu. Ben de dedim ki bu çok açık bir biçimde bir tevildir, yorumdur yani. Hatırasına saygı çıkmak, sahip çıkmak, onu Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet etmek ailesiyle birlikte vesaire. Ha, bugün... Sayın Akşener'in ölünceye kadar Sayın Kılıçdaroğlu'na borçlu kalacağım. Böyle miydi cümle tam? Hayır, Sayın Kılıçdaroğlu'na minnettar olacağım gibi bir cümle. Sayın Kılıçdaroğlu ve çocuklarını aileme emanet ettim. Evet, ve de minnettar olacağım dedi galiba. Onu bu yayında da tekrar etti. Tam cümleye bakarız. Evet, yani şimdi İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın doğrudan destek açıklamalarının yanı sıra bu açıklamanın ben bir tevil siyaseti olduğu kanaatindeydim. Bugün tevile yol açabilecek bazı açıklamalar varken bazıları da çok somuttu. Mesela Sayın Altaylı'nın doğrudan sorduğu, eğer Kılıçdaroğlu ısrar ederse masadan kalkar mısınız sorusuna verdiği cevap, biz kalkmayız ama kendisi çok ısrar ettiğinde masayı terk edebilir mealinde de bir şey söyledi. Şimdi, masa dağılır mı bilmiyorum evet diye bir cümle kurdu. Bu arada tam cümlesi, daha önce sizin bahsettiniz, Kılıçdaroğlu'na herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim demişti. Vasiyet ettim, bu evet sözleri, şükran duyacağım sözleri, demek ki kendisini borçlu hissediyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına, tamam diyecektir yorumlarına neden olmuştu ki bugün ona itiraz etti. Evet, ben cumartesi günü de bunun bir tevil olduğunu, doğrudan bir destek anlamına gelmediğini söylemiştim. Şimdi geçtiğimiz ay yine Sayın Kılıçdaroğlu benzer bir açıklama yaptı partisinin bir toplantısında. Ve oradaki açıklamasını da yine bu meyanda tartıştık. Bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması mı diye. Sayın Kılıçdaroğlu bu tartışmaların sonrasında dedi ki ben parti içine bir çıkış yaptım. Dolayısıyla ben Kılıçdaroğlu'nun kendisini bir Cumhurbaşkanı adayı olarak konumlandırdığını uzun süredir görüyorum. En azından böyle düşünüyorum. Fakat buna aşamalı bir şekilde stratejik olarak düşünmüş ve bu planı uyguluyor tedrici bir biçimde. Birinci aşaması geçtiğimiz ayki tweet'teki parti içerisindeki konsolidasyonu sağlamak. Kendisi partisini bizden daha iyi biliyordur. Zeynel Bey burada elbette parti içerisinde bütün desteği almak suretiyle partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak konumlandırmak istedi kendisini. Geçtiğimiz günlerde yaptığı çıkış bence partinin artık kesin adayı olduğunu gösterdi. Özellikle İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın açıklamalarından sonra. Fakat burada yine bir parantez açalım. Bugün Akşener'in her iki ismin aday olup olamayacağına dair yaptığı yine tevhile açık yorumlar. Dolayısıyla İki isme de hayır demeyiz dedi, evet, başarılılar dedi. Bizim geleceğe ilişkin kısa ya da orta vadeli bir projeksiyon yapmamızı biraz zorlaştırıyor. Hatta şöyle, bir özür dilerim kestiğim için, çok ince bir cümle kurdu Sayın Akşener. Dedi ki biz de masaya isim getireceğiz. Peki o isim CHP'den biri olabilir mi diye sordu Sayın Altaylı. O da evet olabilir dedi. Yani biz arkasından da bir İmamoğlu Yavaş yine başarılar ve hayır demeyiz vurgusu yaptı. İşte yorum yapabilecek çok açık uçlu cevaplar vardı aslında. Bunlardan bir tanesi de şuydu bence. Uzun zamandır bizim aslında Cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu'nun ismi geçtiğinde özellikle muhalif basında tırnak içerisinde Kılıçdaroğlu'na bir engel olarak tartışılan, yani engel olduğu söylenen kazanacak aday profili. Yine mesela Akşener Altaylı'nın sorusuna verdiği cevapta kazanacak aday vurgusunu yine ısrarla altını çizdi. Burada tabii teknik bir tartışma da olacaktır. Kazanacak aday nasıl belirlenecek? Hangi kurullar, hangi anket şirketleri tarafından saptanacak? Bu da ciddi bir tartışma. Bu arada anketlerde isimleri öne çıkıyor vurgusu da yaptı cümle evet, evet arasında. Yani geçtiğimiz aylarda mesela Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun isimleri çok daha ön plandaydı. Burada yine bir atıf vardı. Diyet sorusu önemli mesela. Oraya edebi cevap verdi derken evet. Ömer Seyfettin'e atıf yaptı. Hatırlayın diyet hikayesi. Orada da mesela bir esnafın kolu kesilmek suretiyle ödediği diyet hatırladığımız kadarıyla vurgulanır. Şimdi burada da 2018'de
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 milletvekili vermesi suretiyle İYİ Parti'nin seçimlere herhangi bir sıkıntı olmadan girme sürecini kastediyor. Orada şöyle bir eleştirisi de vardı. Mesela muhalefetten bazı isimler daimi surette bunu hatırlatıyor, bunu bir yük olarak bize sunuyorlar. Benim arkadaşlarım da bu konudan çok rahatsız. Her zaman bu diyeti ödemek zorunda mıyız diye bir çıkış yaptı. Ama Kılıçdaroğlu'nu ayırarak. Evet, Kılıçdaroğlu'nu ayırarak doğru. Tabii ki. Dolayısıyla bu her ne kadar parti içerisinde liderler bu ana meselelere ilişkin söz sahibi olsa da partinin kurmayları, önemli isimleri, milletvekilleri yaptıkları açıklamalarla en azından kamuoyunu farklı yerlere yönlendirebilecek açıklamalar yapıyorlar. Yine HDP ile ilgili soruya verdiği cevap önemliydi. Yani HDP masada olur ise biz masada olmayız meselesi. Burada yine geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Bence Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin konumu kritik olacaktır. Çünkü oy oranları itibariyle baktığımızda altılı masanın yani Millet İttifakı'nın daha geniş halinin şu andaki oy oranları yani %50 artı 1'i çok rahat bir biçimde alabilecek düzlemde değil. Dolayısıyla HDP'nin konumu önemli. Yani de geçtiğimiz hafta hem HDP içerisinden hem de Demirtaş'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ya da İmamoğlu'nun adaylığına sıcak bakan bir iklimden bahsedebiliyorduk. Bugün mesela Akşener'in bu anlamdaki çıkışı yine bundan sonraki süreçte HDP'li siyasetçiler tarafından nasıl yorumlanacak? Önemli bir soru çok işareti net mesela. Net bir cümle kurdu. Sevgili izleyiciler, yayını eğer kaçırdıysanız ya da o bölümü kaçırdıysanız Sayın Akşener HDP konusunda dedi ki biz dedi başka partilerin HDP ile kurduğu ilişkiye saygı duyuyoruz. Bizim HDP ile aramızın açık olduğu belli. Bu konuda biz onlarla yan yana gelmeyiz kesinlikle siyaseten. Bize de bu saygının duyulmasını istiyoruz. Eğer dedi altılı masa HDP'nin masaya eklemlenmesi gerektiğini düşünüyorsa CHP ya da diğer 5 parti. Biz kalkalım HDP otursun dedi. Yani çok evet, net biz kalkarız evet. Masadan o zaman HDP orada, otursun. Orada çok önemli bir mesele var. Bence bu altılı masanın yakın ve orta vadedeki geleceği açısından adaylık belirlenmesinden sonraki en önemli parametre ne derseniz ben HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alacağı pozisyon derim. Ki HDP hatırlayalım şu anda Anayasa Mahkemesi'nde bir kapatma davası süreciyle karşı karşıya ve ek süre yani ortaya çıkan yeni delillerin savunulması için ek süre talep etti HDP. Şu anda o ek süreyi değerlendiriyor. Yani birkaç ay sonra bu gündeme geldiğinde her iki partinin de meseleye ilişkin açıklamaları bence Cumhurbaşkanlığı seçimleri eğer aday açıklanırsa adayın bu konuya ilişkin tutumu hepsi belirleyici olacaktır. Hiç kuşkusuz yani Akşener'in bugün HDP'ye ilişkin onlar olursa biz masada olmayız çıkışı bence HDP seçmeni açısından da önemli bir işaret. Çünkü HDP seçmenin nihayetinde mobilize olma motivasyonları bildiğimiz üzere daha çok partinin önde gelen isimlerinin bu konuda verdiği partinin kararlarla şekilleniyor. Partinin gösterdiği istikamette oy kullanan buna evet. Sadık zaten bir seçmen. Zaten İYİ Parti hep bu nokta.